Hepinize merhabalar. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsiller Derneği Yönetim Kurulu adına 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle sözüme başlamak isterim. Pandemi nedeniyle aylardır yaşanan bu süreç psikolojik ve mental olarak tüm öğretmen ve öğrencileri bu duruma kısmen de olsa hazırlamış olmaktadır. Bu sıkıntılı dönemi tüm öğretmen ve öğrencilerin sıkıntısız bir şekilde atlatmaları, sağlıklı, hayırlı bir yıl olması temennimizdir. Bugün sizlere gündemde olan pandemi sonrası okula dönüş konusu hakkında ne yapmalı ile ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Bu dönemde çocuklar ve veliler psikolojik olarak farklı farklı etkilendiler. Bunları süreçlere ayıracak olursak, birinci süreç çocukların okula başlama sürecinde neler yapılmalı? Üç temel kuraldan bahsedilmektedir. Birinci kural maske, ikinci kural sosyal mesafe, üçüncü kural hijyendir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Okullar açılmadan biz ebeveynler çocuklara bunların provasını yaptırarak işlerini kolaylaştırabiliriz. Ebeveynler evde bunları destekleyerek bu süreçte çocuklarının en büyük desteğini sağlayabilirler. Söylemek yerine uygulamak önemlidir. Çocukların içselleştirmesini sağlayabiliriz. Okula başlama sürecinde bu çocukların işini kolaylaştıracaktır. Bir diğer süreç, ikinci süreç, çocuğu bu konuda bilgilendirmek. Bilgilendirmeyi yaparken çocuğun anlaması ve yaşına uygun yapılması önemlidir. Çocuğu bilgilendirirken 1. yaş düzeyine uygun ve anlaşılır bir dil kullanmak. 2. ihtiyaç duyduğu kadarını paylaşmak. 3. gerçekçi olmak. 4. kaygılandırmadan sakin bir dille ifade etmek. Çocuğu korkutarak değil, kaç kişi var yoğun bakımda biliyor musun şeklinde değil, olumlu mesajları çocuğa ileterek evet böyle bir durum var, hatırlıyorsan 3 kural vardı bunları yapabiliriz gibi. Çocuklar haber bültenlerinden, sosyal medyadan etkilenebilirler. Haberler yetişkinlere göre hazırlanır. İhtiyaç duyulduğunda doğru haber ebeveynler tarafından çocuğa verilmeli, anlatılmalı. Üçüncü süreç duygularını anlamak. Çocuğun duygularını anlayarak bu durum seni kaygılandırmış, endişeli görünüyorsun. Çocuğun duygularını önemseyerek onun yanında olduğumuzu hissettirmek önemlidir. Dördüncü süreç rutinlerin düzenlenmesi. Tatilde çocukların yatış kalkış saatleri, serbest zamanlarının da farklı esneklikler oluyor. Okulların açılmasına 1-2 hafta kala bu değişikliklerin değişiklik göstermesi gerekir. Uyum sürecini kolaylaştırır, çocukların okula kolay başlamasını sağlar. Okula başlama konusunda bazı çocukların heyecanlı oldukları görülür. Yeni başlayanlar ergen çağındaki çocuklarda görülebiliyor. Çocuklar pandemi sürecinde sosyalleşme kaybı yaşadılar. Arkadaşlarından ayrı olma birçok çocuğu üzdü. Okulların açılmasıyla bu sosyalleşmeyi geri kazanmaları demek birçok çocuk için. Okul sadece eğitim değil, sosyalleşmek, arkadaşlarıyla görüşmek, bir şeyler paylaşmak çocuklar için büyük derecede önem teşkil etmektedir. Bir diğer konu, pandemi sonrası okula dönüşte nelere dikkat edilmeli? Pandemi sonrası okula dönüş öğrenciler, veliler ve öğretmenler için kaygı kaynağı oluyor. Dikkat ederek önlem alarak risk en aza indirilebilir. Kendimizi ve çocuklarımızı güvence altına alabiliriz. Çocuklarımızı bu 3 altın kural konusunda bilinçlendirmek çok önemlidir. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. Bir diğer konu çocukların toplu taşımada nelere dikkat etmesi konusunda biz ebeveynler tarafından bilgilendirilmeleri önemlidir. Pandemi uzun bir süre sosyal ilişkilerden ve kalabalıklardan, toplu yaşam alanlarından uzak kalmamıza neden olmuştur. Ancak normalleşme ile okullar açılıyor ve toplu ulaşım kullanmak gerekli hale geliyor. Toplu taşımada aralıklarla oturmaya dikkat edilmelidir. Maske kullanımı ihmal edilmemelidir. Çocukların rahat kullanabileceği dezenfektanlar alınarak kullanmaları konusunda yardımcı olunmalıdır.
Velilerin alabileceği önlemler. Veliler okula dönüş sürecinde öğrencilere güven vermesi önem arz etmektedir. Velilerin çocuklarını ellerini sık sık yıkaması, okulda sosyal mesafeyi koruması konusunda dikkatli olması, kimseyi öpmemesi, kimseye sarılmaması konusunda onları tembihlemelidirler. Eğer çocukların maske takma konusunda önemsemez bir tavrı olduğunu fark ederlerse, onların yaşlarına uygun desenli maskeler alınarak çocuklar maske takmaya teşvik edilebilir. Öğretmenlerin alabileceği önlemler. Okul yönetimi ve öğretmenlerin sınıflarda, kantinde, bahçede sosyal mesafeyi koruma konusunda ekstra dikkatli davranmaları gerekir. Ayrıca sınıfların aralarının takibi, her sınıfın farklı zamanlarda ara vermesi yine okul yönetimi ve öğretmenler tarafından sağlanmalıdır. Sınıfların oturma düzeni, havalandırılması yine öğretmenler tarafından sağlanmalı. Sınıflarda öğretmenler tarafından el dezenfektanları kullanılarak öğrencilere örnek olunmalıdır. Bugün sizlere pandemi sonrası okula dönüş süreciyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize sağlıklı bir yıl olması dileğiyle hoşça kalın.